Merhaba. İzmir Bornova stüdyolarında yine yeni, yeniden bir podcast ile beraberiz. İnsanı insandan insana, insanla insanca anlatmaya devam. İ i̇nsan. Evet. Öncelikle yaşam başlığı altında bugüne kadar girdiğim iş mülakatları ve çalıştığım işlerle ilgili konuşacağım. Yalnızca ilk işimle ilgili biraz detay verip diğer kısımda daha çok mülakatlara odaklanacağım. İşlerin içeriği ve anılarımla ilgili ayrı bir bölüm yapmayı planlıyorum ki hayatta biz ayrı bir bölüm yapmayı planlarken başımıza gelenler e evet. İlk işime mülakatsız, destursuz, randevusuz bodoslama girmiştim. Orta 1'e gittiğim senenin yazında 2004'te Sabi Sübyanlık'tan yeni yeni terfi ettiğimiz zamanlarda yazın beraber gezdiğimiz arkadaşımın dedesinin bakkalında durmuştuk. Gerçekten CV'de güzel duracak bir deneyimdi. Bakkal dede yaşı itibariyle artık dinlenmek istediğinden torununun benim ya da ikimizin birden bakkalda durması fikri işine geliyordu. O da 30 metre yan taraftaki evine gidip yatabiliyordu böylece. Siz durum be yavladım. bak kiran acı falan diyordu dede. Kötü Kedi Şerafettin çizgi romanındaki bakkalın baya baya benzeri biriydi. Eski bir pazarcıydı ayrıca. Günde 4-5 saat kadar arkadaşımla birlikte bakkalda duruyorduk. Günde dörderleri alıyorduk. Öğlen yarım ekmek, peynir, salam, meyve suyu ve gün içerisinde açık satılan mesela çekirdek gibi şeylerden azar azar alabilme şeklinde bir ödemem vardı. Yani sigortasız çocuk işçi olarak bir ay kadar çalışmıştım. Bu süreçte mahalleliği daha iyi tanıdım. Bir kısmına bizzat veresiye verdim mesela. Hani hayatımda veresiye vermedim demem. Sizin hesapta kabardı diye fantaziler falan düşünebilirim kendi kendime. Kah peşin satan olarak sevindim. Kah veresiye satan olarak üzüldüm hayatımı bu döneminde. Böyle beş ekmek 5 domates, 250 gram peynir ve kola alan inşaatçı da vardı. Evde çoluk çocuk çok olduğu için ve belki kendi sevdiği için kremalı bisküvi alan ama konuşamadığından bir dilemeli bitti, bir dilemeli bitti falan diyen bir abla vardı. Çocuğuna 3 bira aldırıp sonra depozite için boşları yollayıp paso 3 tane daha aldırarak sonsuz döngü yapan sarhoş dayı vardı. O dönem bana enteresan gelen pek çok şey gördüm esnaflığın bir hayat okulu olduğunu gördüm aslında. Sonuçta bir ay gibi uzun bir süre. Sabahları ve gün içinde birkaç kez kasa kasa gelen ekmek oluyordu. Müthiş bir kokusu oluyordu onun. Sonra açık satılan pompaladıkça bir tüpte yükselen kolonya ile oynuyordum. Hani dev bir parfüm tüpü gibi böyle ps 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 diye seviye yükseltip taşırarak dolduruyorsun ama ben tam taşırmadan bırakıyordum. Oyun olsun diye. Bir de dükkanda televizyon vardı hatırladığım o zamanlar paso yonca evcimik çalıyordu. Her gün sonu sabit 9.99 gıda, 9.99 temizlik, 9.99 diğer diye fiş kesildiğini, arada denetime gelen bazı insanlara müthiş bir ihtimam gösterilip gazoz ikram edildiğini görmüştüm. Ama o zamanlar ne olduğunu tam anlamıyordum. Biri de bu dedeye yarım 500 bin lira kağıt para kakalamış. Dede parayı atmamış saklıyordu. Diğer yarısı da gelirse bantlarız tam 500 binimiz olur diye. Onu da almayı düşünüyor yani. Reddetmeyi düşünmüyor. Madem battık deyip. Ben o zamanlar Buhan Zihinden problemler stayla insanların raftan vesaire aldığı ya da istediği şeylerin fiyatlarını anlık böyle kafadan toplayıp direkt fiyat söylüyordum. Diğer arkadaşım sinir oluyordu. Makineyle yap yanlış olur böyle diyordu ama yüzde yüzde doğru çıkıyordu. Bir arada bakkal dede eski pazarcılıktan gelen içgüdüyle sebze de koydu bakkalın önüne tahta kasalara. Bize kartonlara patates, biber, soğan falan yazdırdı. Soğan yazın dedi V ile. Dedik doğrusu soğan yani. Olsun soğan yazın dedi. sovan yazdık. Demek o bölgede soğan gitmiyordu. Soğan gidiyordu. Bilmiyorum. Akşam dükkanı kapatırken cama perde gibi bir kumaş geçiriyordu. Ve onu geçirebilmek için bir çivili sopası vardı. Bakkalı reha muhtar falan diye bağırarak kızdıran bir iki tane serseri mahalle çocuğu vardı. Biraz reha muhtara benzetiyorlardı. Bakkal da bu çivili sopayı çekiyordu. Aa bak falan diyordu. Sinirleniyordu böyle. Bir günde son kullanma tarihi bir gün geçen Patito markalı bir cips vardı o zamanlar. Yuvarlak top şeklinde böyle. O cipsi dışarıdaki bodur beyaz bir köpeğe attık yesin diye. Yerken çok şirindi. Ne tarafa atsak gidiyor yiyor bize gülerek böyle dilini çıkarıyor. Yenisini istiyor falan. Bitince saldırdı ya nankör köpek. Baya kapıyı kapatıp içeride köpek dalmasın diye mahsur kalmıştık bir süre. Canavarlaştı. Ama belki de sadece nankörlükten değil. ilk saldırdığında bir de oradaki temizlemekte kullanılan fırçayı çekmiştik böyle köpeğe. Onu görünce daha da tahrik olmuştu. Başka bir günde arkadaşla opera yaptık bağıra bağıra bakkalda. Köşehan bakkalesi Opera Ghost isimli oyunumuzu. Etraftaki evlerden ölüyoruz, yardım istiyoruz falan sanmışlar. Koşa koşa birkaç teyze gelmişti. Biz de bir daha yapmadık. Neyse bir ayda olsa bende anılar bırakan bu iş macerasından sonra Üniversiteye kadar başka hiçbir işte çalışmadım. Gerçi evimiz bahçeliydi ve babamın ara ara sattığı yumurta, meyve, sebzelere, komşulara kuryelik yapıyordum. Ama bunu saymıyorum. Ayrıca hayatımda daha gönülsüz yaptığım bir şey yoktur herhalde. Nefret ediyordum. Neyse sonrasında okula ve Bilimum bilgisayar oyununa odaklanıp üniversiteye kadar geldim. Üniversite esnasında yine mülakatsız yurttaki aracı arkadaşlar vesilesiyle 4 günlük çevirmenlik, 2 saatlik canlı para diye bir program vardı. Onda seyirci olarak şakşakçılık gibi mini işlere gittim. Ama üniversitede gerçek anlamda hiç çalışmadım. 2014 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Başka bir tabirle elektrik mühendisi çıktım. Okul bittiği gibi askere gidip geldim ve askerliğini yapmış, B sınıfı ehliyete sahip, sigara içmeyen, ekip çalışmasına yatkın aday olarak 2015'te 150'den fazla iş ilanına başvurdum. Seçici olmuyordum o zamanlar. Pek çok ilana bam bam başvuruyordum. İş arama psikolojisi biraz sosyal medyaya bakmak gibiydi o ara. İstemsizce sürekli kariyer uygulamaları açıp like, fav falan atar gibi başvuru CV atıyordum durmadan. İş ilanlarında tabi her özelliği iyi seviyede bekliyorlar. Genellikle o özellikler o seviyedeki birinde olsa o ilana girmez. Gider kendi işini kurar ya da sektörün böyle en iyisine başvurur öyle diyeyim. CEO arıyorlar. Tırt jeneratör satış mühendisine CEO yeteneği arıyorlar. Bu yüzden bir ilana bakarken bu firma süper bir adam arıyor galiba gibi değil de aslında bunun biraz maske olduğunu görüp bu firmanın iş gücüne ihtiyacı var. Ben de kendini altın tepsiyle sunan bir iş gücüyüm şeklinde düşünmeniz lazım. Genelde şirketler Alex de Souza değil çok koşacak adı bilinmeyen Anadolu kulübü orta sahası arıyor yani. Neyse bu başvuruları yapsam da ilk iş mülakatım bir sigorta şirketinde çağrı merkezi benzeri bir assistance yapısına girmek için olmuştu. Askere gitmeden önceydi bu. Hani Kadircan ben nasıl yardımcı olabilirim? Tabii Kontrol sağlıyorum. Küfür yalnız olmazsa, kü küfür. Ben senin, ben de senin. O dediğinin fabrikası var ya sana girsin tarzı konuşmaların geçtiği işler var ya onlardan biriydi bu da. Bu işe başvurma sebebim de askere gitmeden önceki boş bir buçuk ayı değerlendirmek. İşte günde 4 saat 5 saat çalışıp yarı asgari ücret de olsa harçlık çıkarmaktı. Şirket hiç kurumsal değildi. Yatırım tavsiyesi olarak öğlenleri arabadan ketçaplı pilav yiyerek para biriktiriyordu herkes. Böyle CEO'suna kadar pilav yeniyordu o binadakilerden. Acılı tat ketçap bir nevi yan hak gibiydi orada. Yani ücretsiz olarak sana artı sunulmuş bir şey bir tek o vardı. Bahsettiğim bu ilk mülakatta üzerimde bir baskı yoktu. Hepi topu gelen çağrılara bakacağız. Yolda kalan insanlara çekici sağlanması için plaka gibi birkaç bilgiyi alacağız bu kadar. Çekme veya çekim sektörü de denilebilir. İş bulma zorunluluğum da tam olarak yoktu. Hani olsa iyi olur gibi bakıyordum. O yüzden çok rahattım. Benimle görüşme yapan adam bu mülakatta zor bir durumdan nasıl kurtulduğunu anlat demişti. Böyle çok uzun böyle ama çok zayıf. Sürekli böyle burada insan yönetmeyi öğreneceksin. Hayatını yönetmeyi öğreneceksin falan gibi TED konuşmaları yaparak başladı ama bakıyorum millet orada sadece yolda kalanın plakasını giriyor. Hani hayatını yönetmeyi falan öğrenmiyor. Ama yine de bu zor durumdan kurtulma makul soruydu. Çünkü Orada yine de zor durumda kalmış. O sırada hayattan tiksinen insanlarla konuşup onlarla muhatap olunuyordu. Daha önceden öğrenciyken 4 günlüğüne çalıştığım Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaptığım çevirmenliği anlattım ben de. Dedim daha doğrusu bu güvenlik görevlisi yanında az İngilizce bilen öğrencilik işiydi. Turn left, turn right demek içindi yani. Ataşehir'de 100 küsür ülkeden sporcunun katıldığı enteresan bir organizasyondu bu. Neyse sakatlanıp hastaneye götürülen bir Afrikalı sporcu varmış. Onunla telefonda konuşup çantasının yerini anlayıp hocasına söyleyip hastaneyi falan tarif etmiştik. Zor bir durumda ama kurtulduk. İyi kötü özelliklerimi sordu. İyiyi buldum söyledim. Düzenliyim şöyleyim böyleyim falan. Kötüyü aklıma gelmedi kötü. Dedim bilmiyorum kendiniz tanıyın fark edersiniz kötü yanlarımı falan dedim. Sonradan böyle dememek lazım diye düşündüm. Yıllar sonra yani o an zaten çok önemli bir şey değildi de insan ciddi bir konuşmada kötü özelliğinin de farkında biri olduğunu göstermeli. O soruyu da bir şekilde kıvırmalı. Böyle bilmek ki kendin gör falan dememeli. Başvurduğunuz ilanlar oluyor. Başvurmamanıza rağmen sizi arayanlar oluyor. Askerlik dönüşü bir banka aradı. Bankalarda elektrik mühendisi çalışabildiğini duymuştum. Ama ne iş yapar çok da düşünemiyorum. Açılan yeni şubelere elektrik projesi çizip onaylıyordur herhalde diye düşünüyorum. Sanki bunu yapabilecek binlerce taşeron firma yokmuşçasına daha önce çalışmamışım düşünemiyorum bunları çok. Saati yeri falan yazmışlar ama pozisyonu da yazmamışlardı maille. Çok da dandirikten bir mail geldi. Ben de telefonda sormadım. Çok toyum o zaman aklıma bile gelmiyor heyecanlanıyorum zaten. Mülakata gittim. Tam olarak iş tanımı nedir dedim. Finansal danışmanlık dedi mülakat yapan adam. Siz bana ulaştığınıza göre elektrik mühendisi olduğumu biliyorsunuzdur herhalde dedim. Ne alaka yani finansal danışmanlık? Biz CV'nize o kadar da detaylı bakmamışız ya falan dedi. Bu detay mı dedim yani? Okuduğum okul en temel kriter değil mi? En temel bilgi değil mi? Bu detay yani dedim. İlk mülakat için büyük hayal kırıklığı oldu anlayacağınız. Aman bitse diye bekledim. Biz sizi ararız dediler. Döndüm arkamı bastım gittim. arasalarda açmazdım zaten. Yani adama göre okul, diploma bunlar teferruat şeyler. <laughs> detay. Sonra başka bir yerli rediktör denilen bir parçanın üreticisine başvurmuştum. İkinci olarak bu firma görüşmeye çağırdı. Bankadan sonra. Bu siyasetçi Mesut Yılmaz zamanında kurmuş firmayı. Görüştük ettik. Son ikiye kaldınız ama diğerini işe alıyoruz diye mail attılar. Alınmamama değil daha çok bahçeli evlerde oturuyordum. Oradan Hadımköy'e gitmiştim. Sırf o görüşme için ona üzüldüm. Hadımköy'ü bilmeyenler için İstanbul'un dış tarafının biraz daha dışının daha dışı Hadımköy oluyor. 57 durak dağın başı dumanlı bir yer zaten küçük bir yerde ilk görüşmeden hemen İK müdürü firmanın genel müdürü falan gelmişti Direkt kendileri alım yapıyordu çok sohbet havasındaydı falan ama daha başındaki bir sohbet olarak kaldı Üçüncü olarak da Gebze'den bir firma görüşmek istedi uzak diye gitmek istemiyordum ama son anda İTKK bir şekilde gittim Yoksa firmada diğerleri gibiydi gözümde yani firmadan dolayı değil uzaklıktan gitmek istemiyordum Bir kez görüştüler sonra iletişimi kestiler ben de inat edip defalarca aradım. Arayınca hep caddelerde rüzgar falan çalıyordu telesekreterde. Hatta aklıma kazındı şey vardı. Beklettiğimiz için özür dileriz. Birazdan bağlanacaksınız deyip baya 30 dakika bunu diyordu böyle. Defalarca aramadan sonra tekrar görüşmeye çağırdılar. Herhalde adam bulamıyorlardı. İlk görüşmede baktım Gebze'ye nasıl gidilir diye. Esenler Otogarı'ndan Gebze Coop diye bir firmanın küçük otobüsleri kalkıyor. Servis gibi bir şey. Hatta hatırlıyorum 12 liraydı o zaman. Neyse özendim bezendim takım elbisemi giydim. Kendimi gazladım. Gebze'ye gidişte bildiğim tek yol olarak bu Gebze Koop'a bindim. İlk oturduğumda ne konuşurum? Kendimi nasıl akıllı fırlama, makul bir aday gibi gösteririm onu düşünüyorum. Hani dövüş oyunlarındaki can göstergeci olur ya. Onun gibi benim de böyle bir moral point göstergesi bir moral point barı var. O %100 dolu ilk oturduğumda. Yol 2 saat falanmış. Ben de iç cebime o firmanın çalışma konusundaki ders notlarını aldım birkaç kağıt. Bir kısmını cep telefonuma fotoğraf çektim. Hani yolda da onu pratik ederim. Belki sorarlarsa bilirim. Bu da beni işe aldırır diye düşünüyorum. Bugüne kadar tecrübe etmemiş olanlar Gebze Kopu bir kere yaşamalı. İstanbul'daki en seçmece profillerden birine sahip orası. Bindiğim bir an bir bebek altına sıçtı ve bir buçuk saat susmadan aralıksız ağladı. Ve herhalde kendinden çok sıçtı bilmiyorum. Arabada oksijen kalmadı böyle. Hep benden önce inmesini bekledim bebeğin. Hani şu gitsin beynim çünkü tıkandı. Ne notlara baktım ne telefona hiçbir şeye. Tamamen hani bekledim bekledim bebe in diye ama inmedi. Moral point benim her 5 beş dakikada 5'er puan düştü. Yarı yolda sıfırlandı eksilere girdi artık. Bir yerden sonra barmar kalmadı. Üstüme sindim acaba koku onu düşünüyorum. Çocuk öyle bir batırdı. Bir şekilde indim hemen nefes aldım falan. Oradaki insan kaynaklarıyla iyi bir iletişim olmuştu. O da karikatür seviyormuş falan. Hiç olmadık yerlerden de konuşmuştuk. Ve sonradan öğrendim ki o insan kaynakları aslında çevre mühendisi miymiş? Direkt kendi işini yapan biri değilmiş. Neyse bahsettiğim gibi ilk mülakatta hemen alınmadım. İlkinde görüştüler. Sonrasında ben hep aradım falan. İkinci mülakata çağırdılar. Tekrar mecburen Gebze Coop'a bindim. ikinci mülakata gitmek için. O profil de ben ilk yolculuğa mahsustu. Şanssızlıktı olarak düşünmüştüm. Ama değilmiş. İkincide de şoförün tam arkasında oturuyorum. Yanında da başka bir adam oturuyor. Şoför önce biz hapsa çok girdik kardeş. Falan diye öndeki koltuktaki adamı anlatmaya başladı. Öndeki de dedi ki ben bir süre İran'da piste kaldım. Aileme haber bile veremedim dedi. Dün de abi trafik kazası geçirdim. Bilincimi yitirdim. Hafızam gitti dedi. Çocuğumu falan hiç hatırlamıyorum dedi. Şoför de böyle dinliyor başını sallıyor falan. Şimdi de hale gidiyorum. Amca oğluna mal yüklemeye dedi. Ben iptal oldum hani. Dedim bu adam nasıl bir şey. İran hapishanelerinde mi bu hale gelmiş. Neden bilincini yitirip amca oğluna hale gidiyor. Ya da kim olsa bilincini yitirse amca oğlunu arar. Halde görüşürüz mü der. İkinci bin de bir çocuk kustu ve yine koktu bu arada. Bu sefer daha kısa süre ama işemeli sıçmalı ayın vardı ve aşırı sallanıyordu bu küçük otobüs. Şoför böyle yoldaki çukurlardan kaçmayıp özellikle giriyor. Çukura sürüyor, zıplatıyor böyle. Neyse ön camın üstünde de yılın ticari girişimcilik hamlesi olarak kağıda çıktı alıp suk su bulunur yazmış adam. Hani kısa öz anlatıp gereksiz harflerden kurtulmak falan hepsi var. Hani ne gerek var ki suksu bulunur. Alıcısına hitap ediyor sonuçta suksu. Neyse sonradan bu firmada ilk mühendislik işime girmiş oldum Gebze'deki. İkinci mülakatta da bana katalog yorumlatmışlardı. O konuda konuşabilince hemen gözlerine girmiştim. Neyse tabii bu işe girmeden önce başka mülakatlar da olmuştu o aradaki bekleme süresinde. Bir gün baya iyi bir ilaç firması aradı. Dedim yine banka gibi fazla detaylı bakmamışlar galiba. Hani baş ağrısı ve basur kremi için aramıştık falan diyecekler sandım ama Kavacık'taki bir yerde iş merkezlerinden falan orada. Neyse gideyim dedim çünkü iyi firmaydı. Öncesinde internetten 60 dakikalık genel yetenek ve zeka üstüne de kamera açık İngilizce sınavı üstüne kişilik analizi sınavı falan yapıldı. Ön hazırlığı bile bayağı profesyoneldi. Şöyle biriyimdir yazıyor 5 üzerinden puan veriyorsun. Şu konuda bunu yaparım yazıyor atıyorum 3 veriyorsun. Öyle bir kişilik analizi var ama aynı soruyu çok az değiştirip böyle 10 kere 15 kere sormuşlar. Ve çok az sürede çok soru var. Tamamını bitirmen gerek yazıyor. Yani çok düşünmeden bam bam cevap veriyorsun. Şey gibi düşünmüştüm sonrasında. Hani tutarlılığına da mı bakıyor acaba? Hızlı hızlı aynı yere çıkan farklı sorulara aynı cevabı veriyor muyum diye. Neyse bu sınavlardan sonra görüşmeye çağrıldım. Tonu böyle uzay siyahı ve kılı kalın bir sakal geldi böyle. Yani o adam değildi bayağı. yürüyen sakal gibi bir şey geldi. İş geliştirmeci için teknik destek pozisyonu falan dedi. Dedim güzel Basu değil. İşte şu konuda sana bilgi edin diyecekler. Böyle bir ay gibi kısa sürelerde öğrenip destek vereceksin. Öyle bir pozisyon. Atıyorum yan ürün sattığın fabrikaların eşantiyon olarak otomatlarını bilmem nelerini yapacaksın belki bilmiyorum. Öyle bir şeyler aklıma gelmişti. Ama sakala bakmaktan konsantre olamadım adam boynuz olmuş böyle evrim geçirmiş. Çok olumluydular ama İngilizceden kalmıştım. İngilizce sınavında da aynı anda soruyu dinliyorsun. Soru paragrafla ilgili az önce dinlediğin cevaplıyorsun ama şıklar dinlediğin ya da yazanla birebir aynı değil. Yani anlayıp aklında kalan şeyi biraz farklı bir cümlede okuyunca kafanda eşleştirmen lazım. Bir yanda kulaklık var bir şeyler dinliyorsun bir yanda okuyorsun falan beynim yanmıştı. Neyse bir keresinde de Kuzguncuk'ta bu Ekmek Teknesi dizisinin çekildiği yerlerin orada bir daha küçük yerel firmaya gitmiştim. Bu Behzat Ç'deki savcı Esra'ya bayağı benzeyen ve dobra bir kadın geldi. Bayağı mülakat diye bana saldırmaya başladı. Sopası olsa dövecek herhalde. İşte kadın diyor diyelim, sektöre yıllarını vermiş. 70 yaşında biri seni çocuk gibi buldu, sallamadı falan diyor. İşte ne yaparsın falan diyor. İçimden diyorum ki keşke 50 yaş üstü diye şart koysalarmış yani beni çağırdı. Resmen eziklemeye çalışıyor kendince falan. Kadın diyor müşteri seninle dalga geçti ne yaparsın falan. Daha önce neler yaşamışlar? Ne satıyor bunlar? <laughs> Hiç anlamadım. içimden diyorum müşteri dalga geçsin ben de dalga geçerim. Adam yaşlıysa işte kıçının kılı kadayıf olmuş. Kafada saç kalmamış sen bırak dayı bunları falan derim diyorum ama dışından diyemiyorsun tabi bir şey bulamadım diyecek. Ben hani bilgimi göstermeye çalışırım bilmem ne diyorum ama oyunu kurallarına göre oynar. Ben de dayıyla dalga içerim falan diyemiyorum. Sonra bu dobra kadın gelip bana bir kağıt verip bunu İngilizce'ye çevirebilir misin dedi. Dışarı çıkıp izlemeye başladı. Hani bana izleyeceğim demeli de kapı buzlu cam silüeti görünüyor. Bari gizli kamera koysalarmış yani çok komik. Kapıdan bakıyorsun biri böyle elini gözünün üstüne koymuş seni görmeye çalışıyor falan. Translate'e bakıyor musun diye. O görüşmenin öncesinde de Kadıköy iskelesinde iki hamburger bir ayran 5 TL diye kampanya görüp akıllılık ederek ondan yemiştim. Hamburger ıslak hamburgerin kurumuş hali çıktı. Yani herhalde elde kalanı normal hamburger diye satıyorlar büfede. O İngilizce çevirisi esnasında bayat hamburgerden başım döndü, midem bulandı falan. Hamburger'in bayatı da delikanlının aklını aldı orada. Orası da olmadı. Sonra başka biri aradı. Satış mühendisi arıyoruz dedi. İşte telefonda şey dedi. Satışta bir kariyer düşünüyor musun falan dedi. Bir kablo firması, küçük böyle yerel. Önceliğim değil ama düşünebilirim dedim hani. Sonuçta seçici değilim. Adam böyle şey yaptı. Olur mu ya? Direkt bu alanda kariyer düşünmelisin falan dedi. Kızdı böyle. O zamanlar direkt satışta kariyer düşünsem ne okumam gerektiğini bile bilmiyordum. Finans, ekonomi, maliye falan okuyanlar herhalde satış yapıyordur diyordum da, realite öyle değilmiş. Satış aslında spesifik bir ürünün teknik detaylarını ezberleyip o konuda yorum yapabilir hale gelip bunu ihtiyacı olanlara ihtiyacı olduğu anda satmaya çalışmakmış ya da seni tercih etmesini sağlamaya çalışmakmış. Zamanla öğrendik. Çok daha büyük başka bir kablo firması aradı sonra ve Skype'tan mülakat yapalım dedik. Birbirimize ekledik falan. Pantolonuyla birlikte olarak takım elbise giydim yine. Çünkü bilmiyorum online mülakatta da ne yapılır. İlk kez gireceğim. Bir süre güzel gitti. Böyle kibar, profesyonel. Çok ters bir şey de konuşmuyor. Sonra birden görüntü yavaşladı. Önce görüntü yavaşladı, ses geliyor. Sonra ses de yavaşladı. Bu akıllı TV videolarında ağır çekim ikinci tekrarda olduğu gibi Kadından böyle falan diye sesler geliyor. Ben iptal oldum yani güleceğim gülemiyorum. Altıma içeceğim hani elimi ısırabilsem ısıracağım. Kadın böyle ağzı açık gözleri yumuk falan takılı kalıyor görüntüsü. Çok kötü oldum ama gülmedim sonra biraz topladım. Zaten kadın beni görüyor mu onu bile kaçırdım bir yerden sonra bu bağlantılardan şeylerden. Böyle toplayıp kendim şey dedim ben kusura bakmayın son kısmı kaçırdım falan dedim. Sonra böyle baştan aldı. Ama o da olmadı. Neyse bunların çoğu hep satış mühendisiydi ve 6-7 yıl önce %70-80 hep satışçı arıyorlardı mühendislerde. Son zamanlarda nasıl bilmiyorum ama tahminim benzerdir. Daha çok satışçı vardır. Doğası gereği herhalde işlerin. Bir yer daha satış için aradı. Erken gittim. Gazete vesaire okuyorum böyle. Dışı güzel bir bina. İçeri bir girdim. Bekerevi gibi bir şey çıktı. Kaba inşaat zaten. Bir masa var, bir sandalye var, yerler kül. Nescafe çöpü var, makarna paketi falan var. Nasıl bir yere geldik lan oğlum hani keşke gitseydim. Yani o zaman daha mütevaziyim. şimdi olsa adilan derim döner giderim. İlgim falan kaçtı zaten yine de oturdum adamın o tek masasının önüne. Adam anladı ama ben tamamen kibarlıktan hani duruyorum. Adam hadi bay bay dese de çıksam. Adam birden şey demeye başladı işte anlayıp. Sektör çok acımasız geldim kabul et. Seşici olma falan demeye başladı böyle. Hiç yani vız geldi tırıs gitti. Direkt döndüm arkama bastım eve döndüm. Yani çok mal durumlarda kaldım bunun gibi ama çok gezip İstanbul'u da öğrendim o zamanlar. Ve hatırladığım hep elimde tek olan şey stajlarım da o zaman. Tecrübesizim. Hiç çalışmamışım. Staj bitirme tezi, mühendislik projesi. Hep bunları ballandırmaya çalışmıştım. Ve tecrübeli arıyorum diyen yerlere başvurmuyordum. Ama o da mallıkmış aslında her yere başvurmak lazım. En başta dediğim gibi bazen aranan şey daha çok iş gücü. Eğitmek üzere de alabiliyorlar. Kendine güvenmek lazım. Ne kaybedersin ki görüşsen öyle demek lazım. Buraya kadar anlattıklarım daha çok 2015 dönemi falandı. Sonrasında bir 9 ay kadar, bir 2,5 yıl kadar, bir 3,5 yıl kadar daha uzun vadeli işlere girdim. Ama daha yakın dönem olan mülakatlarımı şimdi an anlatmaya başlayayım. Bu ilkler daha profesyonellik dışıydı. Bu Gebze'de çalıştığım dediğim satışçı firmasındayken İzmir'de iş ziyaretlerim oluyordu. Firmaları geziyorum. O sırada bir tane de İzmir'deki büyük bir beyaz eşya firmasının mülakatına girdim. Acayip uzun bir süre beni beklettiler. Ve o sırada çalıştığım iş yerinden sürekli arama geliyor. Ben orada bekleme salonundayım ama Durumu çaktırmadan laptopumu açıp bir şeye bakıp söylüyorum falan. Çok zorlanıyorum idare etmekte. Orada da muhatap alabileceğim doğru kimse bile yok. Arada bir stajyer falan görüyorum. Diyorum beni unutmadılar değil mi görüşecekler falan. Saatler saatler sonra insan kaynaklarındaki kız geldi görüştük. Prefabrik gibi kutu gibi bir odaya girdik. Sanki konuştuğum ses yankı yapıyordu. Ve nedense sesim görüntüm kaydediliyor gibi bir hava hissettim. Çünkü o kadar sessiz dedim ya yankı gibi geliyor konuştuğum şeyler. Genel olarak orası çok büyük bir firma zaten profesyonel bir görüşmeydi. Sonra yine kişilik testleri falan oldu kağıt üzerinde. Ve benle görüşen kızın adı kız arkadaşımla aynıydı. Ben de dedim ki adayların sosyal medyalarına bakıyor musunuz? Hayır dedi. Ya yani, baksan şaşırırdın. işte nokta nokta ile ilişkisi var olarak görürdün aynı isim. Aynı soy isim dedim. Oha ne alaka falan dedi güldü. Hatta sonradan sosyal medyadan ekleştik ve halen de arada yorum atıyoruz beğeniyoruz falan. İlişkimiz kalmamasına rağmen. O gün devasa süre beklettiklerinden insan kaynakları dışında kimseyle görüşememiştim. Sonra tekrar çağırdılar ama yine bir yalan söylemem lazım İzmir'e gitmek için. Bir şekilde gittim bu sefer de oradaki ARGE şefiyle. Başka bir gün daha da kalanlarla görüşemediğim için biri başka yalanla ARGE müdürü ve daha üst müdürlerle görüştüm. Orada öyle sıradan bir silsileyle onay imza alıyorsun öyle bitiyor. Ama yukarıya çıktıkça üst müdürlere çıktıkça görüşme süresi de azalıyor. Daha önemli olan birebir çalışacaklarını ikna etmek gibi. Neyse daha yukarıdakiler sadece okuluma dil seviyeme bakıp imza alıyorlar. İcra Kurulu Müdürü diye kalantorlardan birinin yanına gittik. Eline dosya veriyorlar. Kırıklar elili olduğunu gördü. İşte Çorlu'da bizim rakip var. Sen kesin oraya gidersin falan dedi. Yok ya ben dedim hani İzmir'i seviyorum diye buradayım ve savaştırmaya çalışıyorum falan. Sen Çingene misin dedi. Yo değilim dedim ama çingenelerle bir sorunum yok diye de öyle ekleyesim geldi. Adam şey dedi. iyi çünkü ben çingeneyim dedi. imzaladı böyle. Bir an dedim bu ucuz yırttık az önce ne oldu ne geçirdim ben falan. Sonradan bu beyaz eşya firmasında da iki buçuk yıl çalıştım. Ve o süreçte hiçbir yerle görüşmedim başka. Ta ki bir gün bir oraya yakın Fransız bir firma aradı. Zaten yakındı ve maaş şartlar daha iyiydi. Ve beni cezbeden bir kısmı da ilk satış olan Gebze'deki işimdeki konularda bir işti. Bildiğim bir şeydi yani. Görüşmeye bir gittim. Ofisin içinden dere akıyor, ağaç var. Hani fite kahve içer misiniz falan diyorlar beklerken e, telefonda söyleyebildikleri maaş falan bile iyi dedim. yani burası iyiymiş. Çoğunlukla bu sefer İngilizce ve bayağı profesyonel bir mülakat oldu. Hemen ardından şef müdür geldi. Daha böyle teknik konuları genel hatlarıyla sordular. Ama dediğim gibi bildiğim, daha önce satışta çalıştığım, aslında tezlerimi vesairelerimi de yazdığım bir konuydu. Ve yine bana kağıt üzerinde teknik bir şeyler yorumlattılar. Burada da 4 yılda yakındır çalıştıktan sonra girdiğim son mülakat daha birkaç ay önce aynı Fransız firmanın, bu sefer Türkiye değil İtalya fabrikası oldu. Aslında tam mülakat gibi bile değildi. İtalya'da çalışan bir arkadaşımdan bir konuda yardım istemişler. O da bu konuların detayını daha çok benim bildiğimi söylemiş. Önce beni daha danışmak için bu işler nasıl yapılıyor anlatır mısın diye aradılar. Anlatınca peki bunları İtalya'da yapmak ister misin dediler. Çat diye iş bağlandı. Sonrasında hani bir mülakat veya bir deneme bilgimi anlama yerine zaten bildiğimi kendi kendilerine anlayıp otomatikman maaş pazarlığı, işlerin planlanması hatta hemen konuşulmaya başlandı. Evet mülakatlar bu kadardı. Burada noktayı koyuyorum orada kalıyorum ve vahlı gitarımız gelsin. Evet, yaşam konusu altındaki iş mülakatlarımızdan sonra gel gelelim kitap konusu altında. Bugünkü sadece sonu spoilersız kitap anlatımı olaraktan Dan Brown'ın İhanet Noktası kitabını anlatmaya. Dan Brown'ın okuduğum ilk kitabı ve hayır mağaradan yeni çıkmadım. Şimdi kitapta dönemin Amerikan başkanının yaklaşan seçimlerdeki rakibi olan bir senatör var. İsmi Sedwick Sexton. Sexton herhalde. Sadgevicik Sexton diye yazılıyor. Sedwick Sexton. Direkt aklıma şey geldi. Bu seçip şarkısı yapsa, araba falan gezdirse. Sexton, Sexton, you're my Sexton diye seçip şarkısı yaptırmıştır muhtemelen. Ya da seksmek için seks diye de slogan yapmış olabilir. Neyse senatör Sexton'un bir de kızı var. Rachel Sexton. O da ton 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 Rachel Sexton diye reklam yapmış olabilir. Rachel bir veri analisti ve her ne kadar babasının rakibi de olsalar hükümete çalışıyor. Gerçek hayatta veri analisti dediğin Excel bilen biridir ve masa başı işte çalışır. Hani firmanın işine gelen verileri tespit edip LinkedIn'de paylaşır böyle. Bu sene sürdürülebilirlikte ikinci olduk falan. Ama kitapta kadın bir bakışta şifre çözen deha gibi bir şey. Neyse bu senatör Sedwick Sexton reisin en büyük kozu diyor ki NASA'ya deli gibi akıtılan paralar harcanan milyarlar var ancak hiçbir şey bulunamıyor. Bunu sürekli seçim konuşmalarında mevcut hükümete giydirmek için kullanıyor. İsraf var demir kemer sıkma devri neyleyim uzay araştırmasını millet dünyada aç siz milyarları yatırıyorsunuz babaları buluyorsunuz anca falan böyle gazlıyor milleti. Seçime de az bir vakit kala şak diye dünyada bir keşif oluyor. Dünya dışından gelen bir gök taşında dünyadakine benzer ancak daha iri böcek fosilleri bulunmuş. Hükümetin keyifler birden gıcır. Sexton baba böyle seçim öncesi darbe alıyor. O anasını uzayın dışında farklı canlılar mı varmış diye memleket çalkalanıyor bütün dünya. Semavi dinlere inanç azalmaya başlıyorsa da kitap yazmıyor tabi de. Neyse kitabın ilk 60 sayfasında keşfin ne olduğunu merakında kalıyoruz ama bir türlü açıklamıyor. Bir 60 sayfalık balyayı bu şekilde geçirmiş Dan Brown Reis. Sonunda şak diye diyor ki göktaşında böcük var. Devamında işler karışıyor. Yok efendim güneş enerjisiyle çalışan kıldan ince, kılıçtan keskin, sinekten küçük nanobotlar. İşte sesin %99.4'ünü emkileyerek duyulmaz telefon görüşmesi yaptıran vakum emirmeli odalar. Böyle ciğerine kar doldurma tekniğiyle iz bırakmayan ölüm falan gibi çok atraksiyonlu şeyler patlıyor birden olaylar. Son anda böyle gemiden gemiye şarjör değiştirerek atlamalar. Uçaktan köpek balığının ağzını atlarken yok kan kokusu köpek balığına gitmesin diye altına işemeler. İşte batan deniz altında 10 dakika cama vura vura ama boğulmadan durmalar falan. Bol bol atraksiyon var. Ancak özünde bu atraksiyonların arasında bu keşif gerçek mi yoksa fake mi? Kim kiminle nasıl bir anlaşma yapmış, nasıl bir kulampere cool çeviriyor? Bütün karakterler bunu anlamaya çalışıyor. Yani biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de uzaydan geldiği söylenen fosillerin bulunduğu Habi Küre diye bir yapı var. Meteor'e Habi Küre diyorlar. İlk bana Laz ağzı gibi geldi. Hani Habi Küre'ye sahip çıkamadınız diye caldınız Habi Küre'ye gibi. Ayrıca gerçekte Habi Küre bulunsa ne olurdu diye düşündüm. Herhalde yani bir gök taşı gibi bir şey. Önce bir incelerler sonra Habi Küre manzaralı restoran falan açarlar. İşte Frank üzümlü isli gravyar peyniri falan öyle asırtik yiyecek koyup bin euroya satarlar. Sonra da her marka habi küreli ürün çıkarabilirdi. Yani yeni palmolive habi küre özlü duş jeli. Uzaydan gelen güzellik falan. Sonuçta Dan Brown'ın yazdığı Altın Kitaplar yayın evinden çıkmış. 511 sayfalık bu kitaba. 10 üzerinden 6. Kapağına da 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Zaman kaybı değil. Çok da sıkmadı açıkçası ama pek bir ufuk açıcılığı yok. Orta bir heyecan seviyesinde yer yer sıradan bularak okunuyor. Diyor ve yine seksi gitar müziğimize geçiyoruz. Bugünkü son konumuz da hikaye başlığı altında olacak. Ben bir yazar olmaya çalışarak çok mesai harcamış biri falan değilim ve çok okumuyorum da aslında. Daha çok ben dinleyiciyim. Öğrendiğim çoğu şeyi YouTube videolarından öğrenmiş bir insanım. Ancak karikatür sevdiğimden eskiden beri ve çizgi hikayeler yapabilmek için küçük çaplı hikayede yazabilir hale geldim. Hatta bazıları hikaye yarışmalarında seçildi, kitaba basıldı ya da öne çıktı. Ufak çaplı şeyler de olsa yine küçük başarıları olan şeyler de oldu. Biri hatta YouTube kanalımda da mevcut, seslendirilmiş halde. Şimdiki hikaye ise uyarlama bir hikaye sadece. Bir eserin üstünden 100 sene geçince telif kalkıyormuş, telif kalmıyormuş falan diye bir şehir efsanesi duymuştum. Ben de 100 sene geçmiş güzel eser görürsem uyarlarım diye içimden geçirmiştim. Hatta Umut Sarıkaya'nın falan da böyle yaptığını düşünüyordum. Öyle bir kural var mı hiç bilmiyorum ama sanmıyorum da aslında ama zaten kim görecek diyerek anlayana pek çok feyiz içeren bu çok kısa öykümüze geçiyoruz. Saç Guy de Mupasant'ın ölümsüz eserinden. Hüseyin tımarhaneye düşmüş bir adamdı. Tımarhanede bir günde saçı ağarmış, Götü sarkmış, kulağı akmıştı. Öyle kederliydi. Bir deri bir kemik, kansız, vitaminsiz kalmıştı. Aynı anda erken bunayıp, verem olup, götünde basur çıkıp, basurunda çıban çıkmıştı. Hüseyin'i muayene eden doktor, malulen emekli edilmişti. İşte şimdi Hüseyin'in anı defterinden kesitler dinleyeceksiniz. 31 yıl bekar gezdim. Zengindim. Çalışmaz, genelde göt gezdirirdim. Canım ne istese yaptım. Sucuğu kahvaltımdan, pastırmayı akşam yemeğimden eksik etmedim. Vicdanım rahattı. Kafayı yastığa koyduğum gibi gaz çıkara gaz çıkara uyurdum. Arada komşu kızlarına üflerdim. Tek basımlı kakbil. Tiri şeklinde. Mali mevrustan kalma para bok olunca antika'ya merak saldım. O antika mobilyalarda oturmuş insanları bu antika masada el ele tutuşmuş birbirini seven gençleri şu antika sandalyede oturmuş götleri düşünürdüm. Mal canın yongasıdır. Saatlerce bir antika saate baktığım olurdu saatlerce baktığımı da yine saate bakıyor olduğum için biliyorum. Kim bilir hangi kavat oğlu kavat kullandı bunu diye düşünürdüm zamanında. Ya da belki de hoş bir bayan kullanmıştır derdim. Ben hep eskiden yaşamış kadınları düşünürdüm. Düşündükçe de İstanbul'da un kapanında kum çeker Allah feyzullah püh püh çek feyzullah feyzullah şeklinde şarkı söylerdim. Bir sabah spotçudan kelepir antika bir dolap aldım. Yeni bir antika eşya alınca Adeta balayına çıkmış gibi birkaç gün sadece onunla ilgilenirdim. Sekiz gün aralıksız dolaba baktım. Ne dolaptı be. Arada pü pü deyip Feyzullah'ı anmadım değil yine. Dolabı aldığımın dokuzuncu günü Acaba sunta mı lan bu? Ağacı falan sağlam mı? Acaba kazık mıydık lan deyip Dolabı bir yokladım. Raflar arasında gizli bir bölme keşfettim. Bölmeyi daha da kanırtıp yoklayınca Sarışın ama kızılada çalan Uzun bir kadın saçı buldum sanki telle örülmüş gibiydi. Sabah akşam saçı kokladım, okşadım, sahibini düşündüğüm fantaziler kurdum. Kara sevdayla bağlandım bu saça. Açıp açıp mihriban türküsünü dinledim. Bir gece uyuyamadım. Kalkıp saça bakayım dedim. Bir de baktım ki ne göreyim. Saçın sahibi de hortlamış karşımda duruyordu. Tam da düşlediğim gibi bir kadındı. Adı Ayşe'ydi. Ayşe ile iki ay kadar cima ettik. Defter burada bitiyordu tımarhaneden sert bir bağırış sesi yükseldi. Bağıran doktor zihniden başkası değildi. Bu Hüseyin'e günde beş kere soğuk duş aldırın. Abdestsiz gezmesin de yüz. Dedi. Ölü sevicidir bu. Ölü sevici. Diye ekledi. Fakat bu saç gerçekten var mıydı? Hüseyin Ayşe'ye üfleyebilmiş miydi? Doktor zihni dolabından bir bukle saç çıkartıp bana doğru fırlattığında çok şaşırdım. Saç sanki altın bir kuş gibi süzülerek adeta kucağıma kondu. Benim kuş da kalktı. Doktor zihni. Nasıl iş anlamadım. Saçı okşuyorsun. Ayşe diye bir kadın geliyor. Ayşe'yi kendime almak için Hüseyin'i ben tıktım tımarhaneye dedi. Hadi lan oradan. Beni mi kopartıyorsunuz? Anlamadım ki dedim. 70 euro muayene ücretimi ödeyip saçı da 3 günlüğüne ödünç alıp oradan ayrıldım. <laughs>